Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz genel cerrah doçent doktor Murat Baki Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Kasık fıtığı nedir? Ee, kasık fıtığı e, toplumda sık görülen hastalıklardan birisidir. Hı hı. Kasık bölgesinde kendini şişlik olarak gösteren, Burada karın içi organların karnın dışına çıktığı bir durumdur kasıp hı hı. fıtığı. Kimlerde görülür? Yani risk grubu kimdir? Nasıl rastlanılır? Hı hı. Aslında herkes de görülür. Hı hı. Ee, kendisini... Ben çocukken ben de vardı mesela. Evet. Hatırlıyorum. Yani oldu. çocukluk çağından başlayıp evet. ölene kadar hem kadın hem erkek e, tüm ırklarda görülebilen bir. Ee, Hı -hı. hastalık ee, kendisinin tarihi insanlık tarihi kadar eski neredeyse Hı -hı. eski Mısır Papürüslerinde bile bahsediyor fıtığın görülüyor. tedavisinden Aa. nasıl olduğundan Hı -hı. Ee, o yüzden e, toplumda en sık görülen rahatsızlıklardan biri her dört erkekten birinde Hı -hı. görülüyor kadınlarda görülme ihtimali biraz daha biraz düşük daha ağır, ee, evet e, bunun da nedeni e, çünkü e, kadınlarda kasık bölgesinde bir doğal açıklık yok erkeklerde Hı -hı. doğal bir açıklık var bu Doğru. bölgede peki e, Şöyle düşünürsek eğer mesela bel fıtığından bu kadar çok bahsediyoruz biz aslında ama e, kısık fıtığından daha az bahsediliyor. Hı hı. Halbuki çok sık görülen bir şey evet. diyorsunuz. Sebebi ne? Sebebi ne? Ee, bunun birçok sebebi var kasık Hı -hı. fıtığının diğer tüm fıtıkları da olduğu gibi. Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Bizi en sık karşı, karıştırdıkları nokta bel fıtığıyla karın fıtıklarını karıştırıyorlar. Evet. Genelde bize bel fıtıkları geliyor, beyin cerrahi arkadaşlara da <laughs> kasık fıtıkları gidiyor. Ee, bizim kasık fıtığı dediğimiz karın fıtığının bir alt türü aslında. Hı -hı. Bunun temel sebebi de ağır kaldırmak, ee, Hı -hı. obezite, yani kilo alımı, hızlı kilo verimi her şeyde olduğu gibi baş düşmanım sigara. Sigara hmm. çok etkiliyor. Sigara iki Sağ sebepten olayım. dolayı etkiliyor. Bir hem öksürük yapıyor. Orada kasılma yapıyor. Aynen öyle kasılma yapıyor. İkinci sebebi ise bizim temel yapı taşımız olan şu günlerde de popüler olan kolejenin e, sentezlenmesini, doğal olarak sentezlenmesini hmm. engelliyor. Bu da oradaki dokuların zayıflamasına, zayıflamasına neden, oluyor. neden oluyor. Orada zayıflayan dokular yırtılıyor ve oradan karın iç organlar dışarı çıkıyor. Ben çok zayıf bir çocuktum Hı -hı. haliyle ve hızlı kilo vermiştim. Hı -hı. Hızlı uzadığım için. Bir Hı -hı. dönem böyle bir rahatsızlığım oldu. Evet. Hekimler dedi ki ellemeyin geçecektir e, gelişme sürecinde hı hı. tam olarak da öyle oldu. Hı hı. Peki nasıl anlaşılıyor belirtileri neler? Hı hı. E, belirtileri e, genelde ayakta durduğunda daha belirginleşen hı hı. bir kasık bölgesinde şişlik. Bir yumru gibi bir Aynen şey. Aynen öyle evet. yumru. E, çok güzel söylediniz. Aslında Latince'si herni. Herninin anlamına baktığımızda tomurcuk demek. Tomurcuk. Yani oradan bir tomurcuklanma çıkıyor. Hı hı. E, kişiler böyle şişlik tarif ediyor. Bazen ağrılı olabiliyor, bazen ağrılı olmayabiliyor. Hı hı. İlla ağrı olmak zorunda değil. Hı hı. Bazen kişiler şey diyor, hocam kendime yukarıdan aşağı baktığım zaman bir asimetri görüyorum. Ha, Bununla görüyor. Da Aynen öyle. E, böyle e, belirti veriyor hı hı. fıtık. Bunu buradan bir kere daha sizin aracılığınızla da söylemiş olalım diğer fıtıklarla karıştırmaması için genel cerrahiye gidilmesi gerekiyor evet, değil mi? Evet genel cerrahi. Nedir bana? tedavi yöntemi? Şöyle e, fıtığın e, günümüz cerrahisinde tedavisi daha doğrusu günümüz tıbbında tedavisi ameliyatla yapılabilmekte. E, bel fıtıklarının aksine sizin de dediğiniz gibi biraz önce bel fıtıklarının aksine biz genel cerrahlar karın fıtıklarında ameliyat tercih ediyoruz. Hmm. Çünkü bel fıtığı işte onlar tabii onların uzmanlık alanı ama e, bel fıtığı fizik tedaviyle falan düzelebilmekte. Hmm. Maalesef bizde tam tersi. Eğer bir fıtığın varsa siz bunu daha çok egzersiz yapayım düzelteyim dediğiniz zaman tam tersine yırtılmayı anladım. arttırabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Daha da vahim olanı oraya iç organların sıkışmasına Hı. sebep olabilirsiniz. Hani duymuşsunuzdur halk arasında fıtığım patladı diye bir şeyler var. Anladım. Bu fıtık patlaması bizim için genel cerrahlar açısından şu anlama geliyor. Oraya karın içi organlardan birisi işte kalın bağırsak olabilir, ince bağırsak olabilir sıkışıp Orada patlamasına deniyor. Bu çok e, vahim bir duruma sürüyor. İleri vahim bir Hı -hı. durum tabii ki. Peki nasıl bir ameliyat yapılıyor? Hastayı neler bekliyor? Nasıl bir süreç? Tabii ki. E, şimdi şöyle eskiden klasik cerrahi yöntem olarak açık cerrahi uygulanmaktaydı. E, 1980'lerden beri. Tabii. E, şimdi son 15 yıldır artık e, teknolojinin de ilerlemesiyle hem e, laparoskopik yani kapalı yöntemle hem de robotik olarak bu ameliyat yapılabilmekte. Hı -hı. E, Hatta en çok gelen soru şu oluyor ee, hocam yama kullanacak mısınız kullanmayacak hmm. mısınız genelde duyulmuş oluyor yama, ya, nedir? yama dediğimiz şey en çok bunu da soru yama nedir hocam diye sentetik üretilmiş bir kumaş benzeri yapı hmm. anti alerjen alerjiye neden olmayan ömür boyu kişide durmasının hiçbir sakıncası olmayan bir e, dokuma bir e, parça bir e, Artık günümüz cerrahisinde, kasık fıtığında yamasız bir onarım yok. Açık cerrahi olsa da yamalı onarım, kapalı cerrahi olsa da yamalı onarım. Anladım. Kapalı cerrahin avantajı şu açık cerrahiye göre. Çok daha küçük kesilerden yapıyoruz. Böylelikle ağrı az oluyor. İyileşmesi çok kolay oluyor. İyileşmesi kolay oluyor. Hı hı. Kozmetik sonuçlar daha iyi oluyor. Daha Çünkü iyi. birisinde 12-13 santimlik bir kes İz. olurken birinde hı hı. 1 santimlik bir izle halledebiliyorsunuz. Hani Erkekler çok önemli. Önemsemeyebiliyor semeyebiliyor ama, ama kadınlar, kadınlar önemser, evet bu için ki. önemli. Peki iyileşme süreci nasıl? Kapalı ameliyattan bahsedelim hı hı, açık hı. çünkü daha meşakkatli bir şey. Evet. Ne kadar zamanda kişi normal sosyal hayatına dönüyor? işte spor yapmaya ya da alışkanlıklarını hı hı. devam ettirmeye başlıyor. Evet. E, şimdi şöyle ameliyatı olduğu gün hastanede kalması gerekiyor hastanın. Çünkü hı. genel anestezi altında yapılan bir ameliyat bu. Tamamen uyuması gerekiyor hastanın. Hı hı. E, ertesi gün Hasta taburcu olabiliyor. Genelde ağrısız bir şekilde taburcu oluyor. Evet. Yani Ağrı kesici kullanmasına bile gerek kalmıyor Hı -hı. neredeyse. Evet, ha, bazen ufak tefek ağrı kesicilerde Hı -hı. kullanabiliyoruz. Ama e, hasta 3 gün sonra normal hayatına dönebilecek Hı -hı. şekilde e, hazır oluyor. Spor dediniz bunu da Hı -hı. E, belirtmek isterim. E, açık fıtıktan sonra açık fıtık onarımından sonra hastalarda 6 e, ay kadar genelde ağır sporlar yapılmasını önermiyoruz. Mesela. Ama laparoskopik fıtık onarımında doğasının gereği e, daha e, farklı bir onarım olduğu için bir ay sonra spora başlatabiliyoruz. Bir ay sonra. Çok da kısa bir süre gayet. Evet evet. iki evet. ay sonra da tamamen salon sporları dahil ağırlık Her kaldırma şey dahil spor yapabilirler. Peki tekrarlar mı? Tekrarlama olasılığı nedir? Ya da tekrar tekrarlarsa yine bir kapalı operasyon geçirilebiliyor mu? Hı hı. Her türlü fıtık onarımından sonra karın fıtıkları için Hı. konuşuyorum. Tekrarlama olasılığı var. Tabii. Bu yapılan çalışmalarda yüzde iki ile 5 arasında Hı. Çok belirtilmiş. Az bir yüzde. Evet, Anladım. az bir yüzde. Bunda açık cerrahi ile kapalı cerrahi'nin tekrarlama açısından birbirine üstünlüğü yok. Hı. İkisinde de oranlar benzer. Aynı. Yalnız şu önemli. Şimdi cerrah hangisini en iyi uygulayabiliyorsa onu uygulaması gerekiyor. Tabii yani illa ben kapalı yapacağım diye tam teknik olarak yeterli olmadığı Anladım. bir operasyonu yaparsa tekrar oranı artacaktır. Anladım. Şu an son rehberler şunu öneriyor. Eğer donanımlı bir fıtık cerrahıysanız laparoskopik onarımları öne çıkartın kendi hmm. çalışmalarınızda kendi uygulamalarınızda ama eğer deneyimli bir fıtık cerrahi değilseniz, açık cerrahiyi seçin diye hmm. e, o yönden eğer düzgün tekniğine uygun ve deneyimli birisi tarafından yapılmışsa laparoskopik cerrahide de nüks oranları yani nüks tekrar oranları, oranları yani. oldukça düşük az. zaten %5 %2-5 şey. arasında değişmekte arası. zaten çok az iyi bir hekim tarafından iyi bir ekiple hmm. yapılırsa çok teşekkür ediyoruz İyi, ben iyi teşekkür geldiniz. Ederim. Sağ, olun, sağ olun teşekkürler Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi takip etmeyi, videomuzu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.